Selam herkese. Egemen ben Okaravan'dan. Uzun süredir bir video ile karşınızda değildik. Sonunda bomba gibi bir video ile yine buradayız. Yılın son bombası. KB markası artık ülkemizde. Okaravan güvencesiyle, yedek parça, teknik servis desteğiyle showroom'da görülebilecek şekilde ithal etmeye başladık artık. Bu markayı karavancılıktaki son nokta olarak görülür KB. İsveç'te üretiliyor 63 yılından beri ve yalıtım, işçilik, kalite, uzun ömürlülük ve görsellik açısından çok üstlere konumlanan bir marka. Bahsettiğim gibi karavan konusunda son nokta diyebiliriz rahatça. İlk karavanımızda ilk örneği de arkamızda KB Royal 600 TDL E9 yatak dizilimi. KB'de Flexline isimli bir sistem var. Karavanın genel dizilimini seçtikten sonra yatak tipini biz kendimiz belirleyebiliyoruz çoğu model için. İngiliz yatak, Fransız yatak ya da ranzalı dizilimler olarak seçebiliyoruz. Burada da E9 isimli bir dizilim tercih ettik. İçeride göreceğiz zaten bunun neyi ifade ettiğini. KB markasında çok küçük karavanlar görmüyoruz genelde. Ortalama boyutların üzerinde karavanlar görüyoruz. Ve King Size olarak isimlendirdiğimiz 2.50 genişlikte çoğu bunların. Bu da yine o örneklerden bir tanesi. Tek dingilin aslında yine son noktalarında boyutları. Yaklaşık 6.95 gövde boyu sunuluyor bu karavanda. Bahsettiğim gibi 2.50 genişlik ve 1700 küsür kilolarda bir ağırlığı var. Yoldaki ağırlığı var. Ön kısımdan başlayabiliriz yine her zamanki gibi incelemeye. Kapı yüzünde oturma grubu penceresi karşılıyor bizi. Aşağıda iki tane güzel hatch görüyoruz aslında çoğu karavanda denk gelmediğimiz. Bu servis kapağını açtığımızda Ski Box ismini verdiğimiz kaykay kutusu, kayak kutusu olarak karşımıza çıkan bir plastik bölme var. Buraya kışın kayaklarımızı koyabiliyoruz rahatça. Yine ışıklandırmalı ve ısıtmalı bir göz burası. Hemen yanında ise bir göz daha görüyoruz. Bu aslında normal karavanlarda gördüğümüz elektrik girişinin bulunduğu yer. Kilitleyebiliyoruz bunu da KB'ye özel. Ve bir kablo boğazıyla buraya elektriğimizi bağlıyoruz. Elektriğin aktif olup olmadığını ışıklarla anlayabiliyoruz. Aynı zamanda bize ek 220 soket, 12 çakmak soket ve anten giriş çıkışları da sunuyor aslında burası. Çoğu karavanda bunu kombi soket tarzında ayrı bir alanda opsiyon olarak tercih ederiz. KB'de ama standart olarak burada geliyor Royal serisinde. Hemen arkaya geçtiğimizde KB'nin ikonik oval kapısını görüyoruz. Senelerden beri kullanılan artık KB'nin niteleyici özelliklerinden biri haline gelen pencereli ve oval üst kısımlı kapısını görüyoruz. İçeriğini inceleyeceğiz. Burada buzdolabının çıkış menfezlerini görüyoruz. 15 inçlik alaşım jantlarımız da geldi Royal serisi. 14 inçlik standartlar aslında. Biz 15 inçlik bu tasarımdaki jantı seçtik hoşumuza gittiği için. Yukarıda aslında en karakteristik özelliklerinden bir tanesi var KB karavanların. Tente ışığı diye geçen bir led bir şerit. Bu akşam gerçekten çok şık görünüyor kamp alanlarında da. Hoşumuza giden görsel detaylardan bir tanesi. Arka kısımda iki tane pencere görüyoruz. Bu zaten bize ranzayı hemen sinyal veriyor. Üst ve alt ranzanın iki tane penceresi var. İçeride daha rahat inceleyeceğiz bunu. Arkada da tuvalet kasetimiz var. Arkadan banyolu bir model bu. Tuvalet kasetini artık zaten aşinayız. Tüm Avrupa karavanlarında bu kullanılıyor. Ek olarak Cinderella tuvalet sistemi de seçilebiliyor KB modellerde. Cinderella tuvaletlerin de Türkiye distribütörü ve aynı zamanda servisiyiz. Norveç'te üretilen bu sistem herhangi bir sulu atığa yer bırakmadan tamamen kül yaparak doğa dostu şekilde atıkları doğaya bırakmamızı sağlıyor. O da yine güzel bir sistem. Biraz maliyetli ama oldukça kolaylaştırıyor yine işlerimizi. Karavanın arka yüzüne bakalım. KB Royal 600'ün en havalı kısımlarından bir tanesi arka yüzü aslında. Burada hem KB logomuzu görüyoruz hem seri ismimiz Royal'i görüyoruz. Buradaki güzel özellik ise kampta akşam yine bu ışıkları açık bırakabiliyoruz. Park ışıklarını hem logomuz hem arka farlarımız led şekilde gayet şık bir şekilde parlıyor akşamları. Karavanın karşı yüzüne geldiğimizde de bizi birkaç tane kapak ve birkaç pencere bekliyor tabii ki her zamanki gibi. KB'nin pencereleri tamamen düz, bombesiz yani kabartmasız ve tabii ki yine UV korumalı kaplamaları var. Burası ana yatağın altına denk geliyor. Alt flap'ı açıp servis kapağını açıp bakalım şimdi. Bu karavanda alli ısıtma olduğu için yerden ısıtmamız da mevcut standart olarak tüm KB'lerde olduğu gibi. Bu kısma biz eşya yüklediğimizde ısıtmayı engelleyebileceği için bu kapakta plastik parçalar var tampon görevi gören. Biz buraya bir parça koyduğumuzda burayı kapatmaması için bu parçaları iterek hava kanalı oluşturuyor ve yukarı yatakların yanından T
tekrar sıcak hava akışını sağlamakla görevli bu plastik parçalar. Yine Kabe'nin özel çözümlerinden bir tanesi. Biraz arkada bir havalandırma menfezi görüyoruz yine. Bu da yine Kabe'ye özel detaylardan bir tanesi. İçeride kışın soğuk havanın rahat girebilmesi için, oksijen tazelenmesi için kolayca açabildiğimiz bir kapak var. Bunu açıp yeteri kadar havalandıktan sonra pencere açmaya gerek kalmadan oksijenimizi yenileyip tekrar kapatabiliyoruz. Bunun için bir sistem daha var içeride, özel bir havalandırma sistemi, onu da göreceğiz. Biraz daha arkaya gelince mutfak penceresine denk geliyoruz. Onun altında dış duş sistemimiz var. Dış duş sistemi de Royal serisinde standart olarak geliyor. Bunun başlığını takarak sıcak ve soğuk mixli burada yıkanabiliyoruz dışarıda. Hemen altta Alde'nin egzoz çıkışına denk geliyoruz. Ve yanında da su girişimi, su deposunun doldurma girişi var. Bu karavanda temiz su deposuna ek olarak gri su tankı da entegre şekilde karavanın içinde standart olarak geliyor. Şimdi en ön tarafa bakalım. Karavanın burun kısmındayız. Çok şaşırtıcı şeyler yok burada. Sadece çok büyük bir göğüs burası. Karavanda 2 eli genişlikte olduğu için. Penceresi de gerçekten çok büyük. Hatta çok fazla kilit kullanılıyor bu büyük pencereyi idare edebilmek için. Bagaj kompartmanımız var yine. Burası da oldukça büyük. Özel bir mekanizması var. Gayet şık görünüyor buradaki mekanizmaları. Yine bagaj tabii ki çok büyük. Bagaj havuzu standart olarak geliyor. İçeride yine iki tüp için alanımız var. Burada Kabe'ye özel çözümlerden bir tanesi gaz kaçağını görebileceğimiz minik bir su haznesi var. Burada su fokurdamaya başlayınca gazla ilgili bir sorun olduğunu anlayabiliyoruz. Gaz point, gaz çıkışımız dışarıda mangal yapmak için, ocağımızı vesaire çalıştırabilmek için bir alanda standart olarak geliyor Truma markasından yine. Köşe kısımlarda kedi gözleri var. Yukarıda Kabe logomuz ve Royal seri logomuz var. Tabii ki Alco altyapı tamamen bu karavan. Alco'nun AAA Premium otomatik ayarlı fren sistemi de var. Balata ayarının otomatik boşluğunu alabilen bir sistem bu. Bunu da standart olarak geliyor. Ayrıca Royal serisinde Alco ATC dediğimiz Alco Trailer Control savrulma önleyici de standart olarak geliyor yine. Burası alışık olduğumuz şeyler zaten. Alco'nun altyapısı %95 pazar payıyla kullanıldığı gibi en üst seviyede Kabe'de de kullanılıyor standart olarak. Dış kısmını kısaca özetlemiş olduk. Asıl yine merak ettiğimiz kısım Kabe bize içeride neler sunuyor. Beraber onu inceleyelim. Kabe Royal 600 TDL'nin içindeyiz şu an. Oturma grubundan başlıyoruz yine alışık olduğumuz gibi. Burası gerçekten keyifli bir ortam. U şeklinde bir oturma grubu karşılıyor bizi burada. Köşelerde iki kişi için yastıklar mevcut. Başımızın daha rahat dinlenebilmesi için çok konforlu oralar. Oturma grubu da oldukça büyük tabii ki. 2.50 genişlikte olduğu için karavan. 2.30 civarı bir uzunluğu var bu alanın. Gerçekten rahat bir yaşam alanı sunuyor. Yemek yerken, oturup dinlenirken, ofis çalışmaları yaparken burası gayet rahat edebileceğimiz bir ortam. Tabii ki içeriye girdiğimizde ilk fark ettiğim şey ne kadar içerisinin sıcak olduğu. Alde ısıtma sistemi var demiştik bu karavandan. Zeminden ısıtma ve duvarların her yerinden ısıtma sulu şekilde gerçekleşiyor. Kabe'nin patentli birçok çözümü var burada. Isıtma ve yalıtım konusu zaten yine en üstteki marka olarak konumlanıyor Kabe. Ortam gerçekten gayet sıcak ve konforlu içeri girdiğimizde. Işıklandırma bir sonra değinmek istediğim konu. Sızan ışıklar oldukça kullanılmış. Işıkların ayarlayabiliyoruz parlaklığını bütün ampuller için. Dimmerli şekilde geliyorlar. Gayet sıcak bir ortam sunuyor bize yine burası. Yukarıda başüstü dolapları var. Onlarda da mekanizmalar biraz farklı aslında. İçeriye bükük şekilde geliyor bu mobilyalar. Ve yavaş açılan ve yavaş kapanan mekanizmaları var. Bu şekilde saklama alanlarımız var. Koltukların altı da saklama alanı aslında ama Kabe'nin standart olarak gelen birçok aksesuarı var burada. İşte gri su tankımız, burada 130 amper karavan akümüz. Bu tarz aksesuarlar genelde burayı kaplıyor. Tam üzerine oturduğum kısımda aslında dışarıda gösterdiğimiz ski box kısmına denk geliyor. Burada kayaklarımızı saklayabiliyoruz kış tatilleri için. Pencerelerimiz yine çok büyük. Dışarıda görmüştük. Kocaman bir pencere var burada. Perde ve sineklik mekanizmaları biraz farklı Kabe'de. Daha kolay bir kullanım sunuyor. İkisi de birbirini takip eden mekanizmalar mevcut. Sineklik ve güneşlik için. Buradan da yine havalandırma çıkışlarımız var. Dolapların hepsi tabii ki optimal havalandırma için pasif havalandırmalar barındırıyor. Hepsi iç aralardan. İçeride koku oluşmaması için rahat rahat havalanıyor. Duvar kaplamalarımız da tabii yumuşak kaplama burada.
Hepsi hem ses akustiğini hem yalıtımı sağlamak için yine özel malzemelerden üretiliyor. Keza tavan kısmımız da öyle. Yine yumuşak bir kumaşla kaplı burası. Hem ses akustiğini toparlıyor içeride hem de yalıtıma yine ufak pozitif etkiler sağlamış oluyor. Masamız teleskopik hidrolik çalışan güzel bir sistemi var. Diğer karavanlarla karşılaşmadığımız ufak bir tetik gibi bir mekanizması var. Onu kullanarak çok rahat aşağı indirip yukarı kaldırabiliyoruz. Burayı yatağa çevirmek istediğimizde. Giriş kapısında hemen girişte ulaşabileceğimiz bir kontrol paneli var. Şimdi biraz oraya bakalım beraber. Bu alanda KB'nin Dometic'le beraber geliştirdiği bir kontrol paneli var. D-Remote diyoruz adına buna KB için. Burada karavanımızın ana fonksiyonlarının hepsini gerçekleştirebiliyoruz. Gerekli bilgileri görebiliyoruz. Genel bir açma kapama tuşumuz var bütün elektrikler için. Onun haricinde burada ışıkları kısıp açabileceğimiz bir alan var. Ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. Yine bunları üzerinde de switchler var tabii ki. Ama burada genel panelden kontrol edebiliyoruz. Dış ortam ve iç ortam sıcaklıklarını görebiliyoruz köşelerde. Muslukların elektriğini genel olarak açıp kapatabiliyoruz. Radyo müzik sistemimiz var bu karavanda standart olarak gelen subwooferları ve hoparlörleri olan. Onu buradan açıp kapatabiliyoruz. Bir sonraki menüde sıcaklık ayarlayabiliyoruz. Burada şöyle güzel bir durum var. Buradaki ALDE sisteminin termostatlı çalışabilmesi için hem salon kısmında hem yatak odası kısmında iki tane termometre var. İki kısmı ayrı ayrı sıcaklığını ayarlayabiliyoruz kendi konforumuza göre. Su sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Hangi güçte çalışacağını belirtiyoruz ALDE'nin ve iç mekan sıcaklığını da ayarlayabiliyoruz. Yerden ısıtmayı açıp kapatabiliyoruz tabii ki ve elektriğe mi gaza mı öncelik vereceğimizi buradan seçiyoruz. Enerji tüketimini bu şekilde seçmiş olabiliyoruz. Burada bilgiler kısmında 3 tane tankımızın doluluğunu gösteriyor. Bu 3 tank nedir? Temiz su, gri su ve bu karavanda gördüğümüzde açıkçası bizi de etkileyen bir özellik. Tuvalet tankımızın bile doluluğunu buradan görebiliyoruz tuvalet kasetimizin. Tuvaletin üzerinden görmemize gerek kalmıyor. Buradaki sirkülasyon menülerimizi görüyoruz. Burada buzdolabının menüsü aslında. Oto, gaz, araba aküsü ya da elektrik olarak 3 sistemden seçebiliyoruz. Seviyesini ayarlayabiliyoruz ve buzdolabı fanını açıp kapatabiliyoruz. Bu buzdolabında fan var zaten. Üzerine bahsedeceğiz tekrar. Burada elektrik şemasını genel olarak görüyoruz. Akü doluluğumuzu görüyoruz. Geçişlerini otomatik yapmayı seçmişiz. Şehir elektriğine bağlı olduğumuzda da onu göreceğiz. Burada da genel ayarlarımız var. Yani çok fonksiyonel bir panel burası. Hemen arkasında da bir modemimiz var. 4G modemimiz var. Router'ımız. Yukarıdaki antenden internet sağlayabiliyor içine bir data kart taktığımızda. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz burada. Kontrol panelinin hemen karşı tarafında, kapıdan girdiğimizde sol tarafa kalan kısımda yukarıda iki tane açık rafımız var. Yanında bir vitrin alanımız var. Bardaklarımızı burada sergileyebiliyoruz. Işıklandırması var ve gayet hoş bir ambiyans yakalanmış yine. Hemen altında televizyon tutucumuz var. Standart geliyor KB Royal'de. Ve televizyon bağlantılarımız da geliyor bununla beraber. Hem salona hem yatak odasına dönebilen bir televizyon tutucu bu. Bunun altında bir konsolumuz var. Onun da altında bir açık raf. Bu açık rafın içerisinde bir kablosuz şarj istasyonu var telefonlarımız için. 2021 model yılında yeni eklenen bu özellik bu kablere. Çağımızın gereklilikleri için güzel bir adım. Altında iki tane saklama alanımız var. Oldukça pratik yine. Bunların karşısındaysa benim sevdiğim bir özellik olan ayakkabı dolabı var. Koltuğun altına denk geliyor burası. Burayı açtığımızda bir ayakkabı havuzu da karşılıyor bizi. Ve ayakkabılarımızı ıslak ve soğuk olduklarını buraya koyabiliyoruz. Isıtıcı ve kurutucu özelliği var bu kısmın. Yine ALDE'nin sıcak su dolaşım sisteminden burası da yararlanıyor. Ayakkabılarımızı buradan muhafaza edebiliyoruz rahatça. Beraber mutfak kısmına bakalım şimdi. KB Royal'in mutfak kısmındayız şimdi. Geniş bir tezgah alanımız var yine bu karavanda. Çünkü büyükçe bir karavan yine. Burada bizi karşılayan şey fırın-ocak kombinasyonu oluyor aslında. Tezgahın büyük kısmında bu yer alıyor. Açtığımızda hem 3 tane gazlı ocağımız hem de bir tane elektrikli ocağımız var. Kamp alanındaysak, tüp harcamak istemiyorsak bunu kullanabiliyoruz rahatça. Koruma kapağı da bu şekilde. Altında ızgara kısmı ve fırın kısmı yer alıyor bu setin. Lavabo kısmında bir kapağımız var yine görselliği devam ettirmek adına. Derin bir lavabo alanımız var. Bunların hemen altında çekmeceler ve dolaplarla ayrılmış alanlar var. Burada bir dolabımız var. Bu şekilde çekmecelerimiz var içinde. Yan tarafındaysa 3 tane büyük saklama çekmecemiz var yine. Burada güzel bir özellik gördük
KB'de. Çekmecelerin üzerindeki düğmede kilit yok. Yol kilidi yok aslında. Ama şurada bir merkezi kilit var. Bunu çevirdiğimizde 3 çekmeceyi birden kilitliyor ve çok kolay bir pratik kullanım sunmuş oluyor bize. Yani 3'ünü birden tek hamlede kilitleyebiliyoruz. Hoşumuza giden özelliklerden bir tanesi oldu. En alt çekmecede ise 2 tane sepetimiz var. Çöp kovası olarak kullanabiliyoruz bunu. Atıklarımızı ayrıştırmak için yine iyi düşünülmüş bir alan burası. Bu şekilde çıkarabiliyoruz. Mutfağın üst kısmında yine geniş dolaplarımız var. Çok hoş spot aydınlatmalarımız var. Derin dolaplarımız yine bu şekilde. Bu köşede de bir tane dolabımız var. Şu kıvrımda aspiratör borusu gizlenmiş şekilde. Aspiratörümüz de standart geliyor yine. Kaber Royal'de. Işığıyla beraber. Bu şekilde dışarıya direkt bağlı bir aspiratörümüz var. Burada yemek kokularını rahatça dışarı atabiliyoruz. Tabii bir mutfak penceremiz ve aydınlatmalı bir mutfak arkalığımız var. Hemen yukarıda bir tane hekimiz var. 40x40. Bu şekilde rahatça kokuları dışarı atabilmiş oluyoruz yemek pişirirken oluşan. Mutfağın karşısında buzdolabı konumlandırılıyor burada. Şimdi o kısma bakalım biraz. Buzdolabı mutfağın hemen karşısında az önce bahsettiğimiz gibi. Ve burada LED şeritler var. Gayet hoş görünüyor yine ambiyans. Diğer markalarımızda görmekte alıştığımız çift taraflı buzdolabı burada iki parça şeklinde kullanılmış. Buzluk kompartmanı ve normal buzdolabı kompartmanı ayrılmış. Yine alıştığımız gibi iki taraftan açılabiliyor buzluk ve buzdolabı kompartmanlarımız. Burada ayar panelimiz var. Burası aynı zamanda az önce bahsettiğimiz kontrol panelinden de ayarlanabiliyor. Ama burada yine buzdolabının üzerinden ayarlamaları, seviye ayarımız, enerji ayarımız ve fan ayarımızı buradan yapabiliyoruz. Bunun yan tarafında boy dolabımız var. Buraya askılık olarak kullanabiliyoruz ya da raf şeklinde bölümlenmiş. O şekilde de kullanabiliyoruz. Buzdolabının altındaysa yine geniş bir kapağımız var. Burası yine ek saklaman olarak düşünülebilir. Bazı televizyon bağlantıları buradan geçiyor. Bu şekilde gizleyebilmişler onları buraya. Şimdi yavaş yavaş yatak odasına geçeceğiz. Bu karavandaki en özel yerlerden bir tanesi yine. Çünkü çok alışık olmadığımız bir dizilim tercih ettik bu karavanda. Gelin orayı inceleyelim. KB Royal 600'ün yatak odası alanındayız. Burada çok görmeye alışık olmadığımız bir dizilim tercih ettik. Çocuklu aileler için aslında biraz. Bu oturduğum Fransız tipi yatak şu an dar konumda, gün içi konumunda. Ranzalarla arasında bir boşluk kalabilsin, rahat hareket edilebilsin diye gün içinde. Akşam olduğunda bu yatağı genişletmek istediğimizde bu tarafa doğru çekip 1.40 genişliğinde normal bir genişlikteki yatakla denk şekle getirebiliyoruz. Geçiş alanımız daralıyor ama yine de gayet yürünebilir bir alan kalıyor akşam lavaboyu kullanmak için. 1.96'ya yani neredeyse 2 metreye 1.40 genişlikte bir yatak oluyor burası. Tam boy bir yatağa kavuşmuş oluyoruz. Bu yatağın altında tabii ki bir saklama alanı mevcut. Burayı kaldırdığımızda rahatça görebiliyoruz. Burası yine ışıklandırmalı bir saklama alanı. Aynı zamanda ısıtıcı da var burada tabii ki. Bütün yerden ısıtma bu zemini de gezmiş oluyor. Burada aslında çok karavanlarda görmeye yine alışık olmadığımız, bizim de hoşumuza giden bir detay görmüş olduk. Royal serisinin standart olarak gelen merkezi elektrikli süpürge kısmı. Bu yatağın altında hemen merkez. Bu alana elektrikli süpürgemizi bağlayıp karavanımızı rahatça temizleyebiliyoruz. Saklama olarak da dışarıdan servis kapağıyla kullanmıştık zaten burayı. Yataklar gerçekten çok rahat. Yine özel ortopedik şiltelerimiz var. Ek şiltelerimiz var yine. Karavanla beraber standart gelen. Bu yatak örtülerimize dekoratif olarak standart geliyor her KB'yle. Burada çocuk ranzalarımız var. Bunlarda da yine 1.96 boy var. 2 metreye yakın. Çok fazla geniş değil. Daha çok biraz daha küçük çocuklar için tercih edilmiş bu ranzalar. Bunların altında tabii ki yine saklama alanı. Ve yine ışıklandırmalı. Aşağıda eşyalarımızı saklayabiliyoruz yine. Hem yatak odasının hem ranzaların ayrı ayrı perdeleri var. Herkes rahat rahat kendi alanına çekilebiliyor. Bu karavanda yatak kapasitesi bayağı yüksek görmüş olduğumuz gibi. Yine ebeveyn yatağının üzerinde saklama alanlarımız var. Başüstü dolaplarımız.
Burada okuma lambalarımız var. USB soketlerimiz var. Ve hoparlörlerimiz burada da devam ediyor müzik sistemini buraya taşımak için. Burada bir cebimiz var. Cırt olarak istediğimiz yere alabiliyoruz. Ve burada bir çember var. Min ve Max yazıyor üzerinde. Havalandırmanın aslında bu kontrolleri. KB'deki özel sistem bize buna izin veriyor. Çünkü içerisi sıcakken kışın cam açmak yerine bu havalandırmayı kısaca açabiliyoruz. Minimum ve maksimum olmak üzere ayarlarımız var. İçerideki sıcaklığı kaybetmeden temiz havayı içeri alabiliyoruz. Bunun için daha büyük bir flap ise yatağın sol tarafında var. Bu şekilde burayı açıp yine rahatça havalanabiliyoruz pencereyi açmakla uğraşmadan. Yatak ayak ucunda ışık switchleri var. Bütün karavanın ışıklarını buradan kontrol edebiliyoruz. Yukarıda da 40x40 bir hekimiz var yine. Sineklikli ve güneşli tabii ki. Bu şekilde yine buradan ışık alabiliyoruz ve burayı havalandırabiliyoruz. Bu karavanın arka kısmında ise banyo ve tuvalet mevcut. Bu dizilimdeki yine en geniş alanlardan bir tanesi. Karavan büyükçe demiştik. Her şeyden fazla var. Oturma alanımız da geniş. Yatak alanımızda da kapasite fazla. Banyo alanımızda yine oldukça rahat. Bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde. Tahta bir kapıyla ayrılıyor. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Gelin orayı inceleyelim şimdi. Son olarak banyo kısmındayız. Burası karavan yine 2.50 olduğu için gayet geniş, çok fazla alan bırakıyor bize. Lavabomuzla başlıyoruz ortada. Yine ışıklandırma ambiyans harika. Büyük bir aynamız var. Tezgah kaplamaları gerçekten çok şık. Açık raflarımız var burada. Burada yine banyo dolaplarımız var. Yine oldukça büyük. Tuvalet kağıt tutucumuz. Bu tarafta bizi kocaman bir duş kabini karşılıyor. Yani bir karavanda karşılaştığım en büyük duş kabini diyebilirim rahatlıkla. 2021 model yılında yeni bir tasarıma kavuştu burası. Kapı mekanizması bile, menteşe mekanizması bile oldukça şık. Çok rahat açılıyor ve içerisi oldukça geniş. Gerçekten rahat rahat burada evdeki gibi duş alabiliriz. Güzel bir alan sunmuşlar yine bize burada. Duş kabininin karşısında tuvaletimiz bizi karşılıyor. Yine kasetli tuvalet, tabii dışarıda kasetini görmüştük. Başlığı rahatça dönebiliyor bunun sağ ve sola. Rahatça kullanabiliyoruz bunu da yine alan geniş olduğu için. Burada yine konsollarımız var. Tuvaletin, klozetin arkasındaysa bir havlu panımız var. Isıtıcılı yine Alde ısıtıcı sayesinde. Burada da havlularımızı rahatça kurutabiliyoruz. Aynı zamanda burada bir dolabımız var. Yine aydınlatmalı ve içerisi bayağı geniş bir dolap. Açık raflarımız da var. Burada yine bir damlama havuzu var. Buraya da yine ıslak havlularımızı vesaire koyup kurutabiliyoruz burada. Sıcaklık buraya da geliyor ısıtıcı sistemden. Son olarak yukarıda bir hekimiz var. 40x40. Yine havalandırma sağlamak için. Aynı zamanda duşun içinde de bir tane havalandırma var. Buhar rahat yukarıya çıkabilsin diye. Her türlü olanak düşünülmüş zaten burada yine. Burada noktalayabiliriz aslında karavanı. Tüm alanları gördük bu karavanda. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazınız. Birçok daha karavan incelememiz yakın zamanda kanalımızda olacak. KB'den de farklı modeller gelecek. Diğer markalarımızdan da farklı modeller gelecek. Ben Egemen O Karavan'dan izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.